Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün isterseniz kahvaltıya, isterseniz çay saatine ya da yemek saatine yapabileceğiniz çok kolay bir tarifim var. Yapımına hemen geçiyorum. Ana malzeme olarak bir tane kabak ve 3 tane patates kullanacağım. Diğer malzemeleri de eklerken söyleyeceğim. Ayrıca kullandığım tüm malzemeleri yine miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Öncelikle patateslerin kabuklarını soydum, rendeledim ve rendeledikten sonra da suyunu sıktım. Karıştırma kabının içerisine aldım. 2 tane yumurtayı ekliyorum. Diğer malzemeleri ilave ediyorum. Tuzu, baharatı, ben baharat olarak sadece toz kırmızı biber kullandım. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Rendelenmiş 1 çay bardağı kadar kaşar peynirini ve yine 1 çay bardağı kadar beyaz peyniri ilave ettim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 2 tane yeşil soğanı doğradım bu şekilde. Onu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam maydanoz ve 2 yemek kaşığı da unu ilave ediyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Bir tane kabak kullanacağım. Patatesli karışım hazır. Kabağı yıkadım. Kabuklarını soymadım. Şimdi bu şekilde böyle tırtıklı bir kesiciyle kesiyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz tabii ki. Yani kesme aletinin hiçbir önemi yok burada. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Tavayı sıvı yağ ile yağladım. Bolca yağ ile yağlayın. Yani çok fazla abartmadan tabii ki. Şimdi kesmiş olduğum kabakları yerleştiriyorum. Tavayı ocağa aldım. Çok yüksek ateşte olmayacak şekilde kabakları kızartacağım. Yani bir tarafını kızartacağım ve ters çevireceğim. Daha sonra patatesli karışımı ilave edeceğim. Kabakların bir tarafı kızardı, ters çevirdim. Şimdi patatesli karışımı üzerine aktarıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Kapağını kapattım. Yaklaşık 10 dakika arada kontrol ederek pişireceğim ve daha sonra alt tarafı kızardıktan sonra da ters çevireceğim. Yine aynı şekilde alt tarafı pişireceğim. Kapağını kapatıyorum. Daha kısa bir sürede pişecek bu sefer. 10 dakikadan daha az. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Alt tarafı kızardıktan sonra ocaktan alabiliriz.
Servis tabağına aldım ve dilimledim. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Gerçekten enfes bir lezzet. Mutlaka deneyin, bu şekilde denemediyseniz ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen. Her tarafı çok güzel bir şekilde pişti. Kabak, patates ve diğer malzemelerin uyumu gerçekten şahane. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.